Ömer Farklı Her Şey kanalımızdan herkese merhaba. Yeni bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Arkadaşlar bir BIM'den bir de A101'den aldığım akıllı saatlerim var. Bunun şarjları kolay mı zor mu? Bunların karşılaştırmasını yapacağım. Umarım beğenirsiniz faydalı olur. BIM'den aldığım PES'te W14 modelinde bir akıllı saatim var. Bir de A101'den aldığım 9919 19 modelinde bir akıllı saatim var. Şimdi ilk olarak A101 ile başlayacağım. Bunu şarjını yapabilmek için bunun kordonu var. Şu kordonu çıkararak şarj kısmı buraya monteli bir şekilde. O şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ama BIM'in şarjı ise ayrı bir USB kablosu var şöyle. Bunu göstereceğim size. Bununla şarj edeceğim. Hemen A101'in saatiyle başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kordonunu çıkardım. Bakın şöyle monteli bir şekilde. Bunu bu şekilde çıkarıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz şöyle. Şarj adaptörüne şu şekilde koyuyorsunuz şarj olmaya başlıyor. Hemen üzerinde bir jelatin var. Bunu da alacağım şöyle. Bakın şöyle şarj olmaya başlıyor. Bakın şu şekilde. Şarjı çok az. Hemen son sıra şarj oluyor. Bunun en büyük dez dezavantajı kordonunu çıkararak yapmanız ve buraya monteli bir şekilde bu zamanla böyle çıkarıp takarken kırılma ihtimali var arkadaşlar. Şuranın bakın şuranın kırılma ihtimali var. Bu büyük bir sıkıntı aslında. Onun haricinde çok güzel bir saat. Sadece şarj kısmını biraz daha pratik yapmalar lazım. A101'in şarjı bu şekilde. Hemen BIM'in şarjına geliyorum. Bakın. BIM'in şöyle bir bu sebe kablosu var dedim şarjla ilgili. Şöyle mıknatıslı arkadaşlar. Bunu yaklaştırınca bu otomatik tutuyor. Şöyle düzgün yapmanız lazım. Şu şekil. Bakın. Pat diye buraya yerini oturuyor. Daha sonra bunu gelip şu şekil. Normal cep telefonu şarjı yapar gibi taktığınız zaman bu şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun şarjı bu şekilde Yani çok pratik. Bakın şöyle hemen şarj kısmını görebiliyorsunuz. Bunun şarjı A101'e göre çok pratik. Yani herhangi bir kırılma falan tehlikesi yok. Bunun da şurada kendinden bonteli olduğu için kırılma tehlikesi var. Ama bu saatimizde öyle bir sıkıntı yok. Yani defalarca kullanabilirsiniz. Bu yönden gerçekten çok güzel. Bana kalırsa şarj yönünden bir akıllı saati PESD W14 A101 akıllı saatinin bir tık önünde önüne geçmiş durumda. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Hangisi daha iyi şarj konusunda? Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.